Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli markalarımız burada, çok değerli ustalarımız burada. 40 yılını aşkın süreyi sektörümüze adamış bir isim Kenan Ustamız. Sayın Kenan Görgü yayın konuğumuz. Kenan Usta markasıyla birlikte de son dönemde özellikle ürettiği takılar, tasarladığı takılarda müşterileriyle buluşuyor. İstanbul Jewelry Show'u değerlendireceğiz. Kenan Ustamız da. Ustam yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu şansı, nasıl? Bu imkanı bize verdiğiniz için. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Nasıl bir fuar geçiyor sizin için? Şöyle, fuarımız bizim için olumlu. Fuar hazırlıklarımızı 2,5 ay öncesinden başladık. Özellikle iç pazar dinamiklerimizi daha canlı tutabilmek adına tasarımcı arkadaşlarımızla, üretim ustalarımızla iç içe gelerek, istişareler yaparak 2024 yılının bahar sezonunda, yaz sezonunda neler yapmalıyız, neleri üretmeliyiz, hanımefendilerimizi hangi ürünlerle daha şık hale getiririz diye düşünerek güzel ürünler yaptık. Güzel koleksiyonlar çıkarttık. Ve fuarımızın da, bu emeklerimizin karşılığını bu fuarda da aldığımızı düşünüyorum. Tabii emeklerimizin karşılığını aldık derken önemli olan, umuyorum ki tüm katılımcı arkadaşlarımızın daha olumlu geçtiğini düşünüyorum. İnşallah onlar için de iyi olmuştur diye düşünüyorum. Ha, bizim için olumlu. Bunu diyebilirim. Çok güzel koleksiyonlar gördük. Çok güzel takılar gördük. Neler var? Sizden de dinlemek istedim. Öncelikle şöyle, biz takılarımızı tasarlarken biraz daha esprili, biraz daha ergonomisine önem vererek, sevgiyle, aşkla takacak olan hanımefendilerin de takacakları ürünlerini sevgiyle takabilmelerini sağlayacağımız böyle esprili, oynak, sade, şık, yazın renklerini buluşturabilecek renklerle buluşturduğumuz tasarımlar yapıp hafif, güzel ürünler yaptık diye düşünüyorum. Tabii beğeni sonuçta tüketicilerimizin. Umuyorum ki onlar da beğenecek. Çok da şık olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Müşteriler nerelerden geldi? Nerelerden daha çok müşteri ağırlıyorsunuz? Onu da soralım. Biz Mazigold olarak fuara ikinci senemiz. Öyle diyeyim. Fuara ikinci senemiz. Müşterilerimizin çoğu Türkiye genelinden. 7 bölgeden de müşterilerimiz var. 81 şehrimizin 70 şehrinde varız. Hedefimiz inşallah 11 şehrimize de girmek. 81 şehirde de Mazigold patentli ürünlerimizi pazarlamak ve vitrinlere çıkartmak istiyoruz. Tabii sonuçta takdir tüketicilerimizin, takdir değerli mağazacı arkadaşlarımızın. Ne mutlu ki bu müşterilerimizi memnun edebiliyoruz ki müşterilerimiz de bizlere kadar geliyorlar, bizleri mutlu ediyorlar. Ama genel itibariyle pazarımız iç pazar. 14 ayar mıdır daha çok? Daha çok ağırlıklı ürünler 14 ayar üzerine çalışıyoruz. Daha önceki yaptığımız röportajlarda da söylemiştim. Hani altının trendinin yukarı gittiği bir noktada. Belki erken olacak ama ülkemizde biliyorsunuz 8 ayar ürünler vitrinlere çıkmaya başladı. Ben biraz daha bir farklı bakış açısıyla olaya yaklaşıyorum. Önümüzdeki günlerde 10 ayar ürünler üretmeyi düşünüyoruz. 10 ayar olarak sektördeki mağazacı vitrinlerimize girmeyi düşünüyoruz. Buradaki amacımız, belki şu soru gelebilir. 8 ayar zaten var, neden 10 ayar düşünüyorsunuz diyebilirsiniz. Buradaki amacımız şu: ne kadar ürünlerimizde formül olarak, yani ürünlerimiz içerisindeki o parlaklığı, dinamikliği tutabileceğimiz formüller yapmış olsak da 8 ayar ister istemez belli bir dönem sonra kendi içerisinde bir oksidasyon yaşayabiliyor. 10 ayarın 14 ayara daha yakın olmasından dolayı renk probleminin yaşamayacağımızı, yüzey parlaklıklarının daha iyi olacağını düşündüğümüz için, bir de tabii en önemlisi alıcıya daha hitap edecek. Ekonomi olarak evet 8 ayardan biraz pahalı olacak ama 14 ayardan biraz düşük olacak ve alıcıların daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Hedeflerimizde bunlar var. Belki biraz erken oldu söylemem ama sonuç olarak hedefimizin de bu olduğu bilinsin. Çok önemli bir yenilik. İlk kez sizden duyduk. Evet, 10 ayarın Türkiye pazarında da tutacağına kesinlikle inanıyorum. Çünkü dünyanın bugün gelişmiş ülkelerinde de bunun böyle olduğunu, bugün İngiltere pazarına baktığınızda 9 ayarın, Amerika pazarına baktığınızda 10 ayarın. Ya artık takı, hani toplumumuzda evet yatırım aracı olarak görünüyor ama artık takının takı olarak, hanımefendilerin aksesuarı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda bunun daha benimseneceğini düşünüyorum. Düşündüğüm için de 10 ayarın talep göreceğini bekliyorum. Yani. Efendim, çok önemli yenilik. Çok evet, teşekkür ederiz. Inşallah, çok sağ olun. İnşallah. İyi fuarlar dileriz. Sağ olun. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi ki bu imkanı bize tanıdınız. Sizlerin de emeklerinize sağlık. Özellikle Kuyum Haber'i canlı, dinamik
ve yaptıkları haberlerle takdir ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok size teşekkür ederiz. Çok ben güzel teşekkür sözler. Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.